Siyasi partilerin millet tarafından açılıp... Muğla'nın Akyaka beldesine gazetecilere açıklamalarda bulunan Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu, partisince Edirne'den başlatılan beyaz yürüyüş kapsamında Muğla'da bulunduğunu söyledi. Bir kapatma ile yani şiddet unsuru hariç. Soylu bir gazetecinin AK Parti hakkında açılan kapatma davası ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz sorusuna şu yanıtı verdi. Siyasi partinin millet tarafından açılıp millet tarafından kapatılması gerektiğine inanan demokrat bir anlayışa sahibiz. Siyasi partilerin demokratik yollarla hayatına devam etmesi, şiddet unsuru ve bölücü unsurlar hariç taraftarıyız. Doğrusu da odur zaten. Gelişmiş ülkelerde bu standartları kabul etmiş ülkelerdir. AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde yapması gereken seçim kanununun, siyasi partiler kanununun ve demokratik sürecin önünün açılmasıydı. Fakat her ne hikmetse mührü eline alan Süleymanlığını ilan ediyor. AKP'nin 2002'deki tüzüğü değiştirildi ve daha da katı hale getirildi. Fakat her ne hikmetse mührü eline alan Süleymanlığını ilan ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi 2002'ye kadar tüzüğü farklı. 2002'den sonra tüzüğünü, yani diğer siyasal partilerin tüzüğünü aratmayacak, hatta onlardan daha katı bir hale getirebilecek seviyeye ulaştı. İşte, Genel Başkan Soylu, Tansu Çiller'in aktif siyasete yeniden döneceği doğru mu sorusunu ise şöyle yanıtladı. Sayın Çiller'le zaten yıllardan beri birlikte hareket ediyoruz. Sayın Çiller'in de bizim de partimizin meselesi bu partiyi yeniden Türk siyasi hayatının ana unsurlarından birisi haline getirmek. Bu partinin süvarisi bellidir. Sayın Tansu Çiller'in başımızın üzerinde yeri vardır. Biz zaten birlikte hareket ediyoruz. Yani yıllardan beri de bizim beraber hareket etmeme noktasında bir şeyimiz yok.